Çalışmaların ilk oturumunda usul konusu gündeme geldi doğal olarak ve seçim. Başkanlık komisyonu, araştırma komisyonunun başkanlık divanını seçmek gerekiyor çalışmaları fiilen başlatabilmek için. AKP dışında kalan muhalefet partileri, daha doğrusu partiler, CHP, MHP ve bizler komisyonun divanının ortak oluşturulması gerektiğini belirttik. Yani her dört partiden de üyelerin komisyon divanında yer almasını önerdik. Ancak AKP'li üyeler bu öneriyi de kabul etmediler. Dört partinin ortak önergesiyle ve genel kurulda oy birliğiyle kurulması kabul edilmiş bir komisyonun divanının da ortak olması gerektiği açıktı aslında. Eğer amaç objektif bir araştırma yapmak idiyse, yani komisyonun gerçekten darbe ile ilgili merak edilen soruları ve bilinmeyen hakikatleri gün yüzüne çıkarması amaçlanıyor idiyse, o zaman divanın da ortak olması kabul edilmeliydi. Bütün bu örnekler gösteriyor ki aslında AKP'nin bu darbe komisyonunu etkili bir şekilde çalıştırma isteği de, niyeti de yoktu. Darbenin hakikatini ortaya çıkaracak derinlemesine çalışmaların bu komisyon tarafından yürütülmesini istemiyordu. Bu niyeti ilk toplantılarda kendilerine ilettik ve bu şüpheleri güçlendirecek uygulamalardan vazgeçmelerini belirttik. Yani dedik ki bakın, komisyonun aslında darbeyi gerçekten araştırma gibi bir niyetle kurulmadığı, AKP'nin komisyonu bu şekilde çalıştırmak istemediği yönünde şüpheler var. Bu şüpheler her adımda daha fazla güçleniyor. AKP'nin her adımı bu şüpheleri güçlendiriyor. Gelin objektif bir çalışma için gerekli şartları birlikte yaratalım. Siz de bu şüpheleri ortadan kaldırın dedik ama bu önerilerimiz de, bu görüşümüz de kabul edilmedi. Çok önemli nokta, komisyon çalışmaları başladıktan sonra ortaya çıktı. Her parti komisyonun kimleri dinlemesi gerektiğine ilişkin öneriler sundu. Biz de bir liste sunduk ve o listeyi zamanında basın mensuplarıyla, kamuoyuyla paylaştık. Bizim önerdiğimiz isimlerin başında şüphesiz darbeyle doğrudan bilgi sahibi olması beklenen kişiler vardı. Ve en başta da Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan bulunuyordu. Bunun yanında Başbakan Binali Yıldırım'ın, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın da mutlaka dinlenmesi gerektiğini söyledik. Bu istek, yani bu saydığım isimlerin dinlenmesi isteği diğer partiler, AKP dışındaki diğer partilerden de komisyona iletildi. Fakat bu talebi de görüşmeyi ertelediler. Bu isimleri çağırıp çağırmama meselesini de bir oyalama taktiğiyle gündemden düşürmeye gayret ettiler. Çağırdıkları isimlere baktığımızda bunların darbeyi gerçekten aydınlatma gibi bir işlevi, bir katkısı olamayacağı da açıkça görülüyordu. Kritik isimler dinlenmeleri halinde darbeyle ilgili bilinmeyen pek çok noktayı açığa çıkarabilecek kişiler çağrılmadı. Israrla her toplantıda bu talebi dile getirmemize rağmen AKP'li divanı bu isteği kabul etmedi. AKP bu komisyonu belli ki darbeyi açığa çıkarmak, hakikatini aydınlatmak gibi bir amaçla kurmayı kabul etmemişti. Kabul etmesinin başka nedenleri vardı. Muhtemelen darbenin bir tür hikayesini kendilerine göre kurgulamışlardır. Bir anlatısı vardı AKP'nin darbeye ilişkin.
bu anlatıyı destekleyecek, bu anlatıya destek olacak çalışmalar bekliyorlardı bu komisyondan. Neydi bu anlatı? AKP'ye göre bu darbe girişimi FETÖ adını verdikleri Gülen cemaatine mensup subaylar tarafından organize edilmiş ve hayata geçirilmiştir. Bu darbe girişiminin bütün ayakları, sorumluluğu, planları hepsi Gülen cemaatine aittir. Bunun dışında darbeye kalkışanların siyasi bağlantıları, Gülen cemaatine mensup olanların bu darbeciler içindeki sayısı, cemaat dışında kalan kişilerin ne kadarının ya da darbeye katılanların ne kadarının Gülen cemaati dışından olduğu gibi sorular hiçbir şekilde tartıştırılmadı. Zaten AKP'nin anlatısı ve darbeye ilişkin siyasi stratejisi, darbe sonrasına ilişkin siyasi stratejisi bu soruları mümkün ölçüde sordurmamak, kendi anlatısını destekleyecek her türlü basın, yayın ve kamuoyu faaliyetini yürütmekten ibaretti. Böyle bir strateji doğal olarak darbede kimlerin gerçekten rol aldığını, darbenin siyasi ayağının ve amacının ne olduğunu ortaya çıkarmayı istemez. Darbe komisyonu çalışmalarının özeti budur sevgili arkadaşlar. AKP kendi anlatısına uygun bir çalışma için komisyonu araçsallaştırdı. Komisyonun gerçek bir araştırma faaliyeti yürütmesini engelledi. Esasen komisyon başkanı olarak seçilen isim milletvekili Reşat Petek bir defa kendi başlı başına bir şaibe unsuruydu. Reşat Petek'in geçmişte cemaatle yoğun ilişki içinde olduğuna dair pek çok bilgi mevcutken AKP içinde cemaatle en fazla adı anılan kişi iken onun komisyon başkanı yapılması niyetleri zaten ilk baştan ele veriyordu, açığa vuruyordu. Komisyona seçilen isimlerin bazılarının geçmişte Gülen cemaatiyle çok yakın ilişki içinde oldukları, hatta coşkulu bir sevda yaşadıkları da biliniyor. Ve onların bu komisyona üye yapılması da yine belirttiğim niyetin ve stratejinin bir yansımasıydı. Yani AKP darbenin bazı boyutlarını, darbe girişiminin bazı boyutlarını örtmek istiyordu. Örtmek istediği en önemli noktaları kısaca sıralayayım. Birincisi, darbe gecesi 15 Temmuz'da neler oldu? 16 Temmuz sabah erken saatlere kadar neler yaşandı? Mesela MİT Müsteşarı ile Genelkurmay Başkanı arasında yapıldığı söylenen görüşme gerçekleşti mi? Nerede yapıldı bu görüşme? Ne kadar sürdü? Ve Hakan Fidan'la Hulusi Akar arasında ne konuşuldu? Tabii biz bu soruları eğer komisyona Hulusi Akar ve Hakan Fidan davet edilseydi rahatlıkla soracaktık. Verdikleri ve vermedikleri bilgilerden hareketle bir değerlendirme yapma imkanı bulacaktık. Ama bu isimleri komisyona davet etmeyi AKP'li üyeler engellediler. Önemli sorulardan biri ve bugüne kadar karanlıkta kalmış boyut, darbe girişiminin yaşandığı gece acaba pazarlıklar yürütüldü mü? Yani mesela Genelkurmay Başkanı baştan beri mi darbe girişimine karşıydı, dışındaydı? Yoksa başta içindeydi de sonradan yapılan pazarlıklarla mı saf değiştirdi gibi sorular hayati önem taşıyor. Fakat bu soruları aydınlatacak hiçbir girişimde bulunmaya izin vermedi komisyonun AKP'li yöneticileri, divanı bunlara izin vermediler. İstihbaratın 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili istihbaratın ne zaman alındığı da son derece kritik bir sorudur.
Bu soruya da cevap bulmak mümkün olmadı. Oysa araştırma komisyonu eğer gerçekten işlemine uygun bir çalışma yürütecek idiyse bu soruları mutlaka sorması gerekiyordu. Bu soruların peşine düşmesi gerekiyordu. Çünkü bizim görüşümüze göre AKP yönetimi, başta Cumhurbaşkanı, darbe girişiminden belli bir süre önce haberdar olmuşlardı. Cumhurbaşkanının ve ekibinin darbe girişiminden haberi vardı. Darbe girişimini önceden engellemek yerine yol verdiler darbecilere. Ve böylece onları darbe girişimini de darbe girişiminin başlamasına da izin verdiler, imkan tanıdılar ki darbe gecesi darbecileri kıskıvrak yakalayabilsinler. Ama strateji bundan ibaret değil. Çok daha önemlisi darbe sonrası, darbe girişimi sonrası kurgulanan siyasi stratejiydi. Cumhurbaşkanı darbe gecesi bu bize Allah'ın bir lütfudur derken aslında darbe girişimi sonrasına ilişkin stratejisini de gerçekten net bir şekilde açığa vuruyordu. Darbe girişimini bir bahane, bir vesile, bir fırsat olarak kullandılar ve karşı darbe gerçekleştirdiler. Cumhurbaşkanının elbette karşı darbe, 15 Temmuz darbesine karşı biz de darbe yaptık gibi bir sözü var, hatırlatırım. Bu darbe, karşı darbe AKP'nin Cumhurbaşkanı'nın başında bulunduğu ekibin karşı darbesi bugüne kadar dalga dalga etkilerini yaymaya devam etti. Olağanüstü hal uygulamaları ve bunların ayrıntılarına girmeyeceğim. Bunları meşrulaştırmak için darbe girişimini ve darbe tehdidini bir kaynak olarak, bir gerekçe olarak kullanıyorlar. Yani ülke darbe gerçeği, darbe girişimi gerçeğini yaşadı ve tehdit devam ediyor söylemiyle bütün antidemokratik bir darbe yönetiminin yapması mümkün her şeyi yaptıkları bir yönetim tarzını sürdürüyorlar. Şimdi AKP'nin engellediği bir diğer nokta, açığa çıkmasını engellediği bir diğer nokta darbe girişiminin siyasi ayağıydı. Çok tartıştık bunu komisyonda. Çok girişimde bulunduk. Komisyon darbenin siyasi ayağının açığa çıkarılabilmesi için, fakat tek bir bilgi ortaya konmadı. Komisyonun bu konuda tek bir bilgi ortaya çıkaracak bir çalışma yapmasına izin verilmedi. Somut örnek, mesela Baylok kullananlar Gülen cemaatiyle, AKP'nin üslubunu tekrar edecek olursak, FETÖ ile ilişkili kabul edilerek ya gözaltına alındılar, gözaltına alındıktan sonra tutuklandılar, yargılandılar, yargılanmaktalar veya kamu görevlerinden uzaklaştırıldılar. Yani Baylok kullanmak terör örgütü üyesi olmak sebebiyle yargılanma gerekçesi kabul ediliyor. Kamu görevlerinden uzaklaştırılma sebebi olarak kullanılıyor. Fakat mecliste 120 milletvekilinin Baylok kullandığı konusunda çok ciddi iddialar var. Ve bunların 80'inin AKP'li olduğu yönünde de gerçekten ciddi görüşler var. Bunların açığa çıkarılması için de önerge sunduk. Bizler de sunduk. Diğer partiler de, AKP dışındaki partiler de sundular. Başbakanlıktan veya ilgili birimlerden hangi milletvekillerinin Baylok kullandıklarına dair bilgi istenmesini talep ettik. Bunu da geçiştirdiler. Tahminlerimize göre şu an AKP'nin içinde ciddi sayıda Baylok kullanıcısı ve ötesinde
cemaatle ilişkili, hatta darbe girişimiyle ilişkili milletvekili var. Darbe girişiminin siyasi ayağının bir boyutunu bu oluşturuyor. AKP'de, özellikle AKP'de çok sayıda olduğunu tahmin ettiğimiz milletvekilleri. Fakat başka bir boyutu daha var siyasi ayağının. O da bu darbe girişimi başarılı olsaydı kurulacak hükümette kimlerin bakan olarak yer alacağı meselesidir. Kimin cumhurbaşkanı yapılacağı meselesidir. Bunları da ortaya çıkaracak hiçbir araştırmaya bu komisyon girişmedi. Komisyonun böyle bir girişimde bulunması AKP'li üyeler tarafından engellendi. Oysa biliyoruz ki bir darbe girişimi mutlaka bir siyasi strateji, bir siyasi yönetim öngörür. Böyle bir planı olur. Düşünün ki darbeden bir gün, iki gün, üç gün sonra on binlerce, hatta yüz binlerce insan cemaatle ilişkili olduğunu tespit edilerek kamu görevinden çıkarılıyor. Fakat darbenin siyasi ayağı, darbenin üzerinden bu kadar ay geçmiş olmasına rağmen açığa çıkarılamıyor. Kimlerdi bunlar? Bu soruyu ısrarla sormaya devam edeceğiz. Ama bu soruya cevap vermeyi engelleyen en önemli şey AKP yönetiminin bu darbeyi, darbenin hakikatini, derin hakikatini karartma stratejisidir. Bir karartma uygulanıyor. İstedikleri hikayeyi anlatacak kişileri komisyona çağırdılar. Bunun dışında çok zorlayarak birkaç kişiyi davet ettirdik. Onlardan da iyi, önemli bilgiler aldık. Mesela çağırdığımız isimler arasında 1. Ordu Komutanı vardı ki bu tür isimler çağrılsaydı ve komisyonda dinlenseydi birçok konuyu açığa çıkarma imkanımız olacaktı. Ayrıca cezaevlerinde kişileri dinleme isteğimiz de vardı. Bunları da kabul etmediler. Bir soruşturma, daha doğrusu yargı süreci devam ediyor gibi bir gerekçe göstererek bu taleplerimizi reddettiler ama anayasanın 138. maddesi buna engel değildir. Bunu defalarca komisyonda da belirttik. Meclis ayrı bir çalışma yapar, yargı ayrı bir çalışma yapar. Dava açılmış olması meclis komisyonlarının o konuda araştırma yapmasına engel değildir. Nihayet bütün ısrarlarımıza ve çabalarımıza rağmen gerçek bir araştırma yapılamayacağını görünce doğrusu artık biz de bu komisyona fazla mesai ayırmanın anlamsız olduğu fikrine ulaştık. Ve son 3-4 haftadaki toplantılara katılmadım ben. Özellikle gezi adı, daha doğrusu araştırma adı altında yapılan turistik gezileri son derece gereksiz ve anlamsız bulduk. Yok işte Boğaziçi Köprüsü'nü incelemek, Çengelköy'de saha araştırması yapmak ya da olay yeri incelemesi yapmak gibi komisyonun hiç mesai ayırmaması gereken konulara bizler sıcak bakmadık ve bu gezilerin hiçbirine katılmadık. Kısacası arkadaşlar, AKP bu komisyonu kendi darbe girişimiyle ilgili kendi hikayesini, anlatısını ve stratejisini meşrulaştırmak için kullandı, araç olarak kullandı. Bir araştırma komisyonunun örnek olabilecek çalışmalar yapması mümkündür. Bunun çeşitli misalleri de bu meclisin yakın geçmişinde vardır. Mesela 1994'te raporu yayınlanan faili meçhul cinayet, siyasi cinayetleri araştırma komisyonu bugüne de çok önemli bilgiler bırakmıştır ve tarihe de önemli bir kayıt düşmüştür. Aynı şekilde 2010'da raporu yayınlanan Susurluk Araştırma Komisyonu da hala çok değerli bir kaynak olarak önümüzde duruyor. Fakat AKP'nin gerçekleri ortaya çıkarmak değil, propaganda, çarpıtma ve her türlü oyunla
kendi stratejisini hayata geçirme dışında bir amacı yok. Bugün başkanlık sistemine giden yolda da darbe girişimi ve tırnak içinde darbe tehdidi bir argüman olarak kullanılıyor. Kendi başkanlık hedefini meşrulaştırmak için darbe tehdidinin suyunu çıkaracak, darbe tehdidinin suyunu çıkaracak şekilde kullanıyor Cumhurbaşkanı ve AKP. Fakat gerçekler öyle uzun süre bastırılamaz, gizlenemezler. Bu tür konularda yapılan, farklı ülkelerde yapılan araştırmaları ve kurulan komisyonun vardıkları sonuçları, yaptıkları etkileri yakından incelemiş bir akademisyen olarak da söyleyeyim. Belki 3 yıl, belki 3 ay, belki 5 yıl bilemeyiz. Ama ne kadar süre geçerse geçsin fark etmez, hakikati öldürmek mümkün değildir. O hakikat ortaya çıkacaktır. O hakikat ortaya çıktığında bugün darbe girişiminden sorumlu olanlar, darbe girişimini istismar ederek siyasi çıkar veya siyasi hesap oluşturanlar da mutlaka demokratik mekanizmalar ve adil hukuksal merciler önünde hesap verirler. Bunun çok örneği var. Şimdi ayrıntıya girmek istemiyorum. Benim konuyla ilgili aktaracaklarım kısaca şu, bu kadar ama bir şey daha ekleyeyim. Komisyon, darbe girişimini araştırma komisyonu kendi taslak raporunu yazmaya başlamış. Muhtemelen büyük ölçüde bitirmişlerdir. Basına da sızdı biliyorsunuz. Sonra bunu inkar ettiler. Öyle bir şey yok. Çalışmalar devam ediyor diye. Oysa biz biliyoruz. Onlar bir yandan da aslında dinlemeler devam ederken raporu da hazırlıyorlardı. İşte yok efendim, sorular sorulmuş çeşitli kişilere. Bugün de basında okumuşsunuzdur. Belediye başkanlarına yöneltilen soruları görmüşsünüzdür. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na, Kadir Toptaş'a ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e sorulan sorular adeta ballı kaymak gibi, yani öyle hoş, yumuşak, rahatsız etmeyecek bir servis gibi sunulmuş. Buna karşılık CHP'li Belediye Başkanı Murat Hazredar'a sorulan sorular son derece ayrıntılı. Bu vesileyle bir dönem bundan önceki partimizin eş genel başkanlığını yapmış, tutuklanmadan ve görevinden, görevi gasp edilmeden Büyükşehir Belediye Başkanı olan Gülten Kışanak'ın komisyondaki Gülten Kışanak'ın komisyona geldiği gün yaşananlarla ilgili de çok kısa bir de bilgi ve değerlendirme vereyim. Tutanakları okursanız AKP'li üyeler adeta Gülten Kışanak'ı yargılayan, itham eden, ihbar eden bir üslupla konuştular. Bize göre komisyonda tabii ki Gülten Kışanak son derece olgun ve değerli bilgiler aktardı. Olgun bir davranış sergiledi ve değerli bilgiler aktardı. Kışanak'ın komisyondan çıkıp havaalanına gitmesi ve oradan Diyarbakır'a geçmesinin hemen ardından, yani havaalanına, Diyarbakır havaalanına iner inmez gözaltına alınmasında komisyon üyelerinin, AKP komisyonun AKP'li üyelerinin ihbar anlamını taşıyan manipülasyonu da rol oynamıştır. Bu vebal onların üstündedir. Mutlaka biraz önce söylediğim gibi bu süreçte bu tür ihlallerde rolü olanların rolü olanlar gün gelecek demokratik zeminlerde ve hukuk devleti organları karşısında hesap vereceklerdir. Biz kendi raporumuzu yazmaktayız. Bizim de bir muhalefet şerhi demeyelim, bir alternatif raporumuz olacaktır. Bu teknik adı muhalefet şerhi olabilir ama biz de bu süreçle ilgili bilgileri ve değerlendirmelerimizi içeren raporumuzu
hazırlamaktayız.